CHP'nin 5-6 Eylül'de yapacağı genel başkan ve parti üst yönetiminin belirleneceği kurultay öncesi İzmir'deki 30 ilçe başkanının 29'u Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Urla ilçe başkanı Yusuf Baratlı'nın katılmadığı toplantıda yeni oluşacak parti meclisinin örgütlerle yakın ve dostane iletişim kurması istendi. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin ve 30 ilçe başkanından 29'u katıldı. Urla ilçe başkanı Yusuf Baratlı'nın katılmadığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verileceği açıklandı. İlçe başkanları adına açıklama yapan Gazi Emir ilçe başkanı Umut Tekin şunları söyledi. Kapadokya'da, Nevşehir'de 78 il başkanının katıldığı destek, sen genel başkanımızın yeniden genel başkanlığa adaylığına destek olmak için il başkanlarımızla bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi orada da kamuoyuna buna benzer bir toplantı düzenleyip mesaj verildi. Öncelikle değerli arkadaşlar, ben sen genel başkanımıza bütün İzmir İl Örgütümüz adına teşekkür ediyorum. Bir grup partili arkadaşımızın ısrarlı çağrısı üzerine olağanüstü kurultay kararı aldı. Biliyorsunuz genel başkanın tek başına kurullara danışmadan partiyi kurultaya götürme yetkisi var. Kurultaya götürdüğü için çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi barış içerisinde parti içi hukukun işlediği, yarışın, rekabetin esas alındığı, partilerin eksikleri gözden geçirildiği bir kurultay olacak CHP olağanüstü kurultayı değerli arkadaşlar. Bir bölünme kurultayı, bir tasfiye kurultayı, bir kaos kurultayı maalesef bazılarının beklediği, onlar adına üzgünüm, olmayacak değerli arkadaşlar. Ben bu arada aday olacağım diyen Muharrem İnce Bey'i de kutluyorum değerli arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Bundan sonra aday olacak arkadaşlarımızı da İzmir İl Örgütü adına kutluyorum. Değerli arkadaşlar, bu dediğim gibi bir tasfiye, bir kaos kurultayı değil, bir barış, hoşgörü, partinin genel seçimlere giderken bütünleşme kurultayı olacak. CHP hiçbir zaman AKP olmadı. Çünkü AKP gibi olan partilerin tarihe şöyle bir baktığımızda bugün siyaset sahnesinde olmadıklarını görüyoruz. Tartışmanın bir zararı yok. Yarışın, rekabetin bir zararı yok. Asıl bastırılmış, asıl yasaklanmış partilerde, görüşlerin yasaklandığı partilerde sorun var demektir değerli arkadaşlar. AKP'de bugün itibariyle hem tek kişi Türkiye'yi yönetmektedir, partisini yönetmektedir, daha doğrusu yönetmeye çalışmaktadır. Böyle bir yönetim anlayışı bu çağa uygun değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi geleneklerine, teamüllerine, geçmişteki birikimine uyarak bu kurultayı da olgunlukla tamamlayacaktır. Buradan bir şey bekleyen yanıldığını görecektir değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bölmeden, parçalamadan bütün tutarak daha da ileriye götürülmeye çalışan, çabalayan bir genel başkana ihtiyaç var. Bütün bu ihtiyaçları sen genel başkanımızın karşıladığını, bugün partimizin ve ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle bir istikrarsızlığa, bir belirsizliğe ihtiyacı olmadığını değerli arkadaşlar. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 seçimlerinde partinin genel başkanı olarak seçime güçlü bir şekilde, tartışmasız bir şekilde, aslında gönül ister ki oy birliğiyle seçilmesini ve topluma ve dünyaya böyle bir mesaj verilmesi. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı kurultay kararını doğru buluyor ve İzmir örgüt başkanları olarak kurultayın demokrasi şöleni içinde geçeceğine inanıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi iktidar yapma yolunda vermiş olduğu çabayı takdirle karşılıyor. Bu yolda kendisine olan inancımızı sürdürüyoruz. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini içselleştirmiş, partimizin ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu Sayın Genel Başkanımızın bu kurultay ile önümüzdeki süreçte parti içi seçimlerde ön seçimi vazgeçilmez kılacağına,
tüzüğümüzün uygulamadaki eksikliklerine gidereceğine, tarım, işçi, ekonomi, kadın, gençlik çalıştayları ile parti politikalarının belirlenerek ülke gündemini oluşturacağına, önümüzde yapılacak genel seçimlerde iktidar olma yolunda atılmış önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Kurultay sonucunda yeni oluşacak yönetim kademelerinin parti içi disiplin mekanizmasını çalıştıracağına, emeğin, bilginin ve liyakatın daha fazla ön planda tutulacağına, yeni vizyon yaratarak halkın partisi olma yolunda çalışacaklarına güvenimiz tamdır. Genel seçimlere odaklanarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde kadınıyla, genciyle, toplumun her kademesiyle çıktığımız bu büyük yürüyüşün sonunda Türkiye'de çoğulculuğun, katılımcılığın, eşitliğin, adaletin, kadın haklarının, çevre duyarlılığın ve en önemlisi barışın ve umudun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapacağımızı kamuoyuna bir kez daha ifade ederiz. O kendisi açıklar, Sayın Urla İlçe Başkanımız. O kendisi kendi görüşlerini size beyan ederler. Bizim onun adına bir açıklama yapmamız buradan doğru değil. Delege 65 kurultay delegesi var ama 3 tanesi istifa. 62 delegasyonuyla birlikte Sayın İl Başkanımız haftaya gerçekleştireceği toplantıda daha net sonuçlarla, ama bu açıklamayla bütün örgüt başkanları burada kendi ilçelerindeki kurultay delegeleriyle de görüştüler. Büyük çoğunlukla Sayın Genel Başkanımızın arkasında olacağına inanıyoruz. Desteğiniz sadece Genel Başkanımız üzerine mi, yoksa başkan da çıkarsa ona da ilgi duyma oranında yaklaşacak mısınız? Desteğimiz Genel Başkanımız üzerine.